Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. MVC 5'te tatil seyahat projesinin kaldığımız yerinden devam ediyoruz. Sanırım 22. ders olacak bu ders. Şimdi şurada Welcome to our travel company yazan kısımla başlayalım. Bu derste şurayı değiştireceğim. Ben buraya ama şeyden çekmeyeceğim. Veri çekmeyeceğim. Burayı e, manuel yani elle yazacağım. Statik olacak burası. Sonra şu alttaki kısımları veri çekiyor olacağım. İlk önce bununla başlayalım. Welcome to our travel company. Bunun yerine e, tatil seyahat bloma hoş deniz, yazsın. Sonra şuraya Türkçe bir yazı yazalım. Şöyle güzel gözükmesi için düzgün bir ifade yazacağım. Yani hani rastgele ifadeler yazmayacağım. Şöyle bir şey diyebiliriz. Bu projeyi Mayıs 2020 tarihinde başlatıp Haziran 2020 tarihinde ana sayfa düzenlemelerine getirdik. Gezip gördüğüm yerleri sizlerle paylaşmak için kodlamasını tamamen kendim yaptığım emisi 5 üzerine kurulu dinamik bir web projesi. Geliştirdik nokta. Sonra ee, hem Türkiye'den hem de yurt dışından gezip gördüğüm yerleri blok yazıları olmadı, blok yazıları olarak sizlerle paylaşma niyetindeyim. Umuyorum ki yazdıklarımı yazdıklarımı beğenirsiniz. Virgül keyifli okumalar virgül sağlıklı günler herhalde bu covidli günlerde en çok ihtiyacımız olan temenni. Geldim buraya sayfamı yeniledim arkadaşlar. Yenilediğim zaman bakalım nasıl gelecek. Beraber görüntüleyelim burayı. Bekliyorum yüklenmesini. Kaydettik mi değişiklikleri? Aa, kaydetmemişim bir saniye. Ctrl S. Geldim. Sayfamı tekrar şöyle enter'a bastım. Hah. Tatil Seyahat Blo'mu hoş geldiniz. Bu şekilde yazmış olduk herhangi bir sonra. Belki ilerleyen derslerde burayı da dinamik bir hale getiriyor oluruz. Şimdi alt kısımlara gelin. Burada alt kısımlarla ilgili ne yapacağız? Görseller almış kendisi. Bu görselleri biz veri tabanından çekeceğiz. Buraya mesela son eklediğimiz 3 bloğu getirebiliriz. Yani bütün blokların gelmesine gerek yok. Burada son 3 blok gelebilir. Şimdi biz burada bloklara ait verileri getirdiğimiz için, ama orada e, listin ifadesi biraz daha farklı olacak. Ondan dolayı parçalı view şeklinde kullanabiliriz. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Solu Solution açalım. Solution'ı açtım. Şimdi şurada div class John Bot yazıyor. Bu John Bot kaçta bitiyor? Şurada bitiyor. Kaçta? 124'te. 124'te ne var? Şurada Red read more. Tamam, doğru. Şimdi şu e, John Bot yazan alan var ya. Şu class. Şuradaki ifadeyi ben bir parçala taşıyacağım. Parçala taşıdığım zaman ne olacak? Bu kendi içerisinde ayrı bir view olacak. Ve ben bu view'i buraya çağırıyor olacağım. Bunu gerçekleştireceğim. Şimdi bunun için şöyle yapacağım. Ben burayı kestim. Ctrl-S dedim. Kestikten sonra Ctrl-S dedim. Controller tarafına geliyorum. Nereye? Default Controller'a gidelim. Default Controller'dan çalışıyorduk çünkü. Şimdi bu Default Controller içine ben bir tane Public Partial view result oluşturacağım. İsmi partial bir olsun. Parantezimi açıp kapattım. Süslü parantezimi açtım, alta indim. return bana geriye eee partial view döndürsün. Parçalı view döndürsün. Tamamdır. Buraya kadar bir problem yok. Şimdi partial üzerine sağ tuşa tıkladım. Add view diyorum. Buraya bir tane view ekleyeceğim. Bu view herhangi bir layout kullanacak Kendisi bir parçalı olacak. Ekle dedim. Ekle dedikten sonra bekliyorum eklemesini. Şimdi bakın bu şekilde ekledi. Burada herhangi bir sorun yok. Şimdi ilk olarak e, bu kopyaladığım değerleri ben şöyle yapayım. Masa üstüne geldim. Sağ tuş yeni metin belgesi. Bir tane metin belgesi oluşturalım. Buraya yapıştıralım ki bunları kay kaybetmeyelim. Tamamdır. Şimdi Visual Studio'ya şöyle geri geldim. Visual Studio'da burada parçala. Merhaba. Burası parçal. Yazımı yazdım. Şimdi sayfamı geldim. Yeniden çalıştırmam gerekiyor. Önce parçaldan çalıştıralım sadece. Vim Browser tarayıcı dedim. Tarayıcı ile beraber açıyorum. Yüklesin formumu. Ya Yandex'te kapatmamam gereken bazı sekmeler vardı. Ondan dolayı Yandex'te çalışamıyorum şu anda. Merhaba burası parçal kısmı gelmiş oldu. Bu kapatmamam gereken sekmeleri de ilerleyen günlerde sizlerle paylaşıyor olacağım inşallah. Şimdi merhaba burası parçalı yazısı geldi. Bununla ilgili herhangi bir sorun şu an için yok. Tamam mı? Bu kısmı gerçekleştirmiş olduk. Peki ben bu kop kopyaladığım ifadeyi e çekmeden önce şunu yapsak olur mu? İlk önce indekse geri geldim. Burada kestiğim ifadeye buraya parçalımı dahil edeceğim. Diyeceğim ki at html.action. Buraya bir aksiyon oluşturacağım. Parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde Önce e önce Partialın ismi miydi? Önce partialın ismi olması lazım. Parçal bir virgül. Sonra kontrollerin ismi. Kontrollerin ismi de default. Kaydettim. Geldim buraya. Şimdi şuradan sayfamı yenileyebilirim sanırım. Sayfamı yenilersem herhalde gelecektir buradaki ifade. Bekliyorum yüklenmesini. Bakın şuraya. Merhaba burası parçalı ifadesi geldi. Gördünüz mü? Herhangi bir sorun yok. Yani bu yazı buraya gelmiş oldu. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Şuradaki ifadeyi ben Ctrl A, Ctrl dedim. Kopyaladım. Parçanın içine yapıştırmam gerekiyor. Ctrl V dedim. Yapıştırdım. Kaydettim. Kaydettiğim bu değeri geldim burada F5'e bastım. F5'e bastığım zaman bakın parçıldan artık veri çekme işlemi gerçekleştiriliyor. Burayı da yenilediğim zaman bakın burada CSS'i bozuk olarak geldi. Çünkü buranın CSS dosyaları indeksin içinde veya işte bağlı olduğu layout'un içinde. Ondan dolayı burada bozuk olarak geldi ama burada gayet doğru ve e, düzgün sıralı bir formatta gelmiş oldu. Parçala verileri çekmiş, yani parçala e, değerlerimi getirmiş oldum. Bir bakayım kaç dakika oldu. Şimdi 7 dakika 7 dakikaya yakın oldu. Burada duracağım arkadaşlar. E, nasıl veri çekilir? Yani proje artık parçalara nasıl ayrılır? Bunu görmüş olduk. İlerleyen derslerde şu this week's top 10'u, our best places kısmını vesaire. Bunları da parçalara ayıracağız. Yani burada 1, 2, 3 tane temel parçalı olacak. Gelecek derste bu parçalığın değerlerini veri tabanına çekeceğim. Ben burada şunu gerçekleştirmek istiyorum. En son eklediğim 3 tane bloğa ait e, veriler yazdım. Mesela şurada biz burada neyi taşıyoruz? Başlığı taşıyabilirim. fiyat Olur mu? Olmaz. Fiyata ihtiyacımız yok. Ha, belki tarih atarız buraya. Buraya da o parçayla ilgili kısa bir e, yazı. Mesela kaç karakter atıyorum? İlk 30 karakter, ilk 50 karakter falan şeklinde. Böyle bir şeyler devamını oku dediğimiz zaman da o bloğa atar Biz Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.